bakış açımız önemli. Ramazan'ın bizim çocuklarımız ve ailemizle yeniden bir diriliş ayı olacağına bir inanmamız lazım. Yani bu inanç boyutuna sahip olacağız ki Allah'ın izniyle yaptıklarımızın etkisini görelim. Yani inanmadığınız bir şeyin etkisini görme şansınız yok. Evet. Burada en önemli noktalardan bir tanesi bizim söylemlerimizden ziyade çocuklarımız bizim davranışlarımıza bakıyorlar. Hareketlerimize bakıyorlar. Ramazan ayının güzelliklerini anlatmanıza gerek yok. Orucun güzelliğini anlatmanıza gerek yok. Siz anne ve baba olarak Ramazan'ın kıymetini daha gelmeden hissediyorsanız, Ramazan geldiği an o sahurda, iftardaki duruşunuzla, atmosferinizle, bakışınızla bunu hissediyorsanız, çocuk Ramazan geldiği anda sizdeki değişimi görüyorsa, olumlu ya da olumsuz, yani genelde şu da oluyor, bazen çok duyuyoruz. Ramazan gelince hocam ben çok öfkeli oluyorum. Ya Ramazan senin öfkeni söndürmesi lazım. Ramazan senin sinirlerini alması lazım. Öfkeli, sinirli, daha tedirgin bir baba, anne figürü görüyor. Zaten burada bir sıkıntı var. Şimdi Ramazan'la ilgili ben program Ramazan öncesinde de söyledim. Hemen bizim bu program bittikten sonra anne baba ve çocuklar otursunlar bir toplantı yapsınlar kıymetli hocam. Kağıdı kalemi de herkes alsınlar. Ailece bu Ramazan'ı en güzel geçirmek için neler yapmamız lazım? Hatta diyorum ki artı ve eksileri yazalım. Kendi artılarımızı, eksik yönlerimizi bireysel anlamda neler yapacağız? Herkes kendi eksik yönlerini yazsın. Kendisinde gördüğü kusurları yazsın. Ya ben öfkeliyim, biraz cimriyim, işte özür dilemeyi beceremiyorum. Sabırsızım, biraz merhamet noktasında problemim var. Galiba ben işte efendim biraz kıskançlık duygularım var. İşte başkasına merhamet etme noktasında sıkıntı. Neyse bireysel anlamda kendisiyle ilgili gördüğü hataları ve kusurları şöyle bir yazsın. Annesine, babasına, hanımefendi, beyine, çocuklarına, kızım ya ben kendimde bu kusurları gördüm ama senin bunlara ilave edeceğim bir şey var mı? Ya anne sen var ya işte arada böyle bir huyun var, çok çabuk öfkeleniyorsun. İşte hiç eleştiriyi kabul etmeyen bir yönün var. Hep haklı olduğunu iddia ediyorsun ama aslında haksızsın. Aa öyle mi? Tamam ben o zaman bu Ramazan bu özelliğimi değiştirme noktasında bir gayret sarf edeyim. Bir ikincisi mutlaka evinizin bir köşesini Ramazan köşesi olarak ayırın. Yani bir gazete mi çıkartıyorsunuz? Duvar gazetesi mi yapıyorsunuz? Bir pano mu yapıyorsunuz? Orada günün hadisi olsun. Efendim günün ayeti olsun. Sahabeden güzel haberler, kesitler olabilir. Şiirler yazabilirsiniz. Kendiniz makaleler yazabilirsiniz. Efendim güzel duygularınız, manevi duygularınızı harekete geçirecek. Oradan sorumlu mesela çocuklarımızdan bir tanesi genel yayın yönetmeni olsun. O gazetenin, derginin falan bir sahibi olsun. Ve gün içerisinde yapacaklarımızı beraber planlayalım. Evet camilerimizde farz namazları dışında gidilmiyor. Teravih yok. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki yatsı namazını kim camide cemaatle kılarsa gecenin yarımsını ibadetle geçirmiş gibidir. Sabah namazını da camide cemaatle kılarsa kalan yarısını da geçirmiştir. Bu ne demek abi? Biz yatsıyı ve sabah, tabii diğerlerini de kılacağız da, yatsı ve sabah namazının farzını camide cemaatle kılarsak bütün geceyi ibadet geçirmiş gibi sevap oluyor. Yani buyur kardeşim, yatsı ezanı evine herkesin yürüme mesafesinde cami var. Kurallara da uyuluyor. Maskeni de tak, seccadeni de al. Hanımefendi kızın bir tarafta, sen bir tarafta. Yatsı namazınızı en azından cemaatle kılabilirsiniz. Eve gelip teravih namazlarınızı beraber kılabilirsiniz. Mutlaka bir hatim programını beraber yapabilirsiniz. Kur'an'ın anlamıyla mutlaka buluşmamız gerekiyor. Bize ne diyor? En azından her akşam birkaç ayetin mealini okuyarak burada Rabbim bize ne emrediyor? Birkaç hadis-i şerif ve en önemlisi çocuklarımız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyor ama hayatını bilmiyor. Onun mücadelesini bilmiyor. Onun mücadelesini, İslami duruşunu, onun güzelliklerini anlatan güzel bir siyer kitabını çok rahat bir şekilde bitirebiliriz.